insan aynı anda kaç alanda uzmanlaşabilir sizce? Bu sorunun maksimum 3 falan diye cevabını verdiğim zamanlar şahsen Rönesans dönemi sanatçılarından bir haberdim. Rönesans serisinin ilk videosunu Michelangelo ile çekmiştim. Eğer kronolojik olarak ilerliyor olsaydım ilk etapta Leonardo da Vinci'yi, sonrasında da Michelangelo'yu konuşuyor olacaktım. Zaten eğitim içerikliden ziyade birazcık daha sohbet havasında video çekmeyi planladığım için, hedefim bu olduğu için hani böyle bir kronolojik video içerik üretme kaygısına girmedim açıkçası. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Yine bu videoda da geçen hafta olduğu gibi zaman zaman notlarıma bakacağım. Screen reading yapmayı tercih etmiyorum. Çünkü bu şekilde videolarda izlediğimde de fark ediyorum zaten. Hani bu şekilde içerik üreten insanların videolarında garip bir yapaylık oluyor. Ben de denedim bu şekilde içerik üretmeyi ve nedense içime sinmiyor benim bu. O yüzden böyle daha çok hani kahve içip karşılıklı sanki sohbet ediyormuşçasına içerikler üretmek istiyorum. Bana daha doğal geliyor. O yüzden böyle ilerleyeceğim. Geçen hafta Michelangelo da zaten Leonardo da Vinci'ye çok çok değinmiştim. Demiştim ki ikisi çok zıt iki karakterler. İşte Michelangelo çok daha nasıl içine kapanık, böyle mükemmeliyetçi, işine takıntılıkla bağlı olan ve başladığı bir işi bitirmek için gerçekten büyük bir titizlikle uğraşan bir dehaydı aslında. Da Vinci ise tam tersi. İkisi de neredeyse aynı alanlarda hani yeteneklerini göstermiş sanatçılar olmalarına rağmen karakterleri aslında çok farklı. Bu da aslında güzel bir şey bence. Çünkü hani illa böyle şu karakterdeki insanlar, bu özelliği taşıyan insanlar sanatçı olabilir gibi ya da işte şöyle olabilir gibi bir çıkarımdan da bizi bence şey yapıyor yani uzaklaştırıyor. Bu açıdan iyi bir şey bence bunu gözlemliyor olabilmemiz. Çünkü aynı çevrede, aynı dönem, hani aynı şehirlerde hatta aynı bölgede yaşamış iki insan aslında birbirinden çok farklı karakterlere sahip olmasına rağmen aşağı yukarı aynı başarıları elde edebiliyor yani hani bunu görmüş oluyoruz. Leonardo da Vinci çok fazla böyle başladığı çalışmaları bitiremiyor. İşte genelde yarım yamalak bırakıyor. Sanırım 15 tane falan eseri tamamlanabilmiş. Bundan çok emin değilim bu arada. Yanlışsam beni düzeltin. Bu 15 eseri tamamlayabilmiş ama hani bu şey değil. Mesela Michelangelo'nun içine kapanık olması bir eleştirel bir şey değil. Yani onun karakterinin bir vurgusu, bir özelliği aslında. Tıpkı Leonardo da Vinci'nin de böyle aklının dağınık olması ya da işte çalışmalarını tamamlayamaması da bir eleştirdiğim bir konu değil. Ben sadece hani karakterini yansıtmak adına bu bilgiyi veriyorum. Çünkü ya o kadar normal ki inanılmaz zaten şimdi anlatırken siz de fark edeceksiniz. İnanılmaz multidisipliner birisi. Yani tam bir hezarfen. Hezarfen zaten aynı anda birden çok alanda uzman olan hani insanlara verdiğimiz bir isim. Ya o kadar çok alanla ilgi duyuyor, o kadar fazla şeyle ilgileniyor ki bu insan. Yani bir esere başladığında dikkatinin dağılıp başka bir şeye ilgisini kayması falan çok normal yani. Bu yüzden hani kesinlikle şey demiyorum. Aa işte Leonardo da işlerini yarım bırakıyormuş. Abi Michelangelo işte çok takıntılıymış. Hemen her şeyi bitiriyormuş. Çok çalışıyormuş falan. Kesinlikle böyle bir ayrımda değilim ya. Yani. Onu baştan söyleyeyim. İkisi de benim için çok böyle hayranlık duyulası isimler zaten herkes için öyle. Bir kıyasa girmeyelim yani onu en başta söyleyeyim. Da Vinci Michelangelo'dan daha önce doğuyor. Aralarında yaş farkı var zaten. İstanbul'un fethinden tam bir sene önce yani 1452'de doğuyor Leonardo da Vinci. Babası Piero diye bir adam ve bu Piero noter. O dönem noterlik şu an bizdeki noterliğe hani benziyor ama bir tık böyle farklılıklar var. Yine çok kıymetli bir meslek o bölgede. Belgelerinin altına böyle kağıtlara özlü sözler falan da yazarlarmış. Hani böyle birazcık daha farklıymış şu ankinden noterlerin yaptığı iş. Annesi de 14 yaşında daha o zaman Leonardo doğduğunda ve Francesca adında bir kadın, gayrimeşru bir çocuk ve Davin yani Leonardo'nun babasıyla Piero ile Francesca sonradan evlenmiyordu. Hatta Francesca'yı başka biriyle falan evlendiriyorlar böyle. Hani şey yani gayrimeşru bir çocuk sonradan da babasıyla annesi bir araya gelmiyorlar. Da Vinci aslında Leonardo'nun soy ismi değil yani soyadı yok. Da Vinci of Vinci anlamına geliyor. Yani Vinci şehrinden demek aslında. Ben bunu bilmiyordum. Duyduğumda çok şaşırmıştım. Vinci de yine Floransa'nın Toskana bölgesinde bir şehir ve doğduğu yer zaten Leonardo'nun. Bu yüzden hani hepimiz Da Vinci deyince aklımıza Leonardo geliyor ama Da Vinci aslında Vinci'den demek ki yani Leonardo'yu tasvir eden bir şey değil. O yüzden içerik boyunca olabildiğince Leonardo demeye çalışacağım. Daha iyi bir ifade olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle ne dedik? Gayrimeşru bir çocuk Leonardo ve o dönem gayrimeşru çocuklar formal bir eğitim alamıyorlar. Yani şöyle. Şimdi Leonardo'nun bu arada ailesinde bir 4-5 kuşak falan bütün erkekler notermiş. Tıpkı babası Piero gibi. Ve eğer Leonardo formal bir eğitim alsaydı muhtemelen noter olacaktı.
Hani böyle başlarda kötü gibi görünen şeyler gerçekten sonradan aslında iyi ki de böyleymiş dedirtiyor insana hayatta. Bu da bence onun çok güzel örneklerinden birisi. Yani kaybedilmiş, kaybolmuş, harcanmış bir yetenek olurdu muhtemelen Leonardo da Vinci eğer bir noter olsaydı diye düşünüyorum. Ama ona rağmen matematiğin temelleri, işte gramer bilgisi, dil bilgisi vesaire gibi konularda yine dersler alıyor Leonardo. Bu dersleri amcası ona veriyor. Yani amcasının yanında kalıyor, babasının yanında da kalmıyor. Hani çocukluğu amcası ve dedesinin yanında geçiyor. Belli eğitimler alıyor okula gitmese de ve şunu söylüyorlar. Küçükken okumada ve şeyde gramerde özellikle dil bilgisinde böyle ezber gerektiren konularda falan Leonardo zorlanıyormuş ve dikkati çok çabuk dağılıyormuş. Bu da fark edilmiş amcası tarafından. Ödevlerini, işlerini çoğu zaman yarım bırakıyormuş sonrasında da olduğu gibi. Büyük babası, işte dedesi ve amcası Francesco Leonardo'nun bu eğitimlerde dikkatinin dağıldığını fark ediyorlar ve onu cezalandırmak yerine şöyle bir yol izliyorlar. Alıyorlar Leonardo'yu işte dağ taşı izlemeye, dışarı çıkıp böyle hayvanları, doğayı gözlemlemeye vesaire hani götürüyorlar. Sürekli gözlem yapıyor, sürekli doğayla iç içe. Kuşları inceliyor, böcekleri inceliyor yani solucanların büyümesine kadar hani böyle detaylı gözlemler yapıyor küçüklüğünde ve ilerleyen yaşlarında o işte gerek sanatında gerek işte tasarımlarında birçok şeydeki o detaycı, gözlemci özelliğinin aslında çocukluk yaşlarında başladığını anlayabiliriz bence buradan. 1464'e yakın bir zamanda artık Vinci şehrinden Leonardo taşınıyor. Babası onu yanına alıyor. Ve babasının yanında şöyle, öncelikle hani noterlikle ilgili eğitim almaya zorluyor babası onu. Ama fark ediyor ki hani Leonardo'nun hiç ilgisi yok bu konuda. Ve Leonardo'nun odasında böyle sürekli işte skeçler, eskizler falan buluyor. Böyle bayağı şey yani çizimle ilgilendiğini fark ediyor zaten çok fazla da çalışması var. Ve bir gün alıyor işte babası Piero oğlunun bu çalışmalarını. O dönem hem kendisinin yakın bir arkadaşı olan hem de Floransa'nın en ünlü sanat atölyesinin o dönem için sahibi olan Verrocchio diye bir adam var. Bunun yanına oğlunun çalışmalarından bir portfolyo alıp derleyip gidiyor. Diyor ki Verrocchio'ya bana lütfen doğruyu söyle. Çocuğum hani çizimde yetenekli mi? Verrocchio da diyor ki o çocuğu derhal buraya getir. Yani o kadar beğeniyor ki onun çizimlerini. Hatta şey bir söylenti var tabii bu gerçek değil muhtemelen ama birkaç kitapta bu şekilde bahsi geçiyor. Verrocchio'nun ilerleyen dönemlerde Leonardo'nun çizimini gördükten sonra fırçasını kırıp attığını falan söyleyenler var hani böyle. Biliyorsunuz Michelangelo'nun da hocası Michelangelo'nun çiziminden bayağı etkilenip hani böyle kompleks yapmıştı falan. İşte babası Leonardo'yu karşısına alıyor diyor ki sen diyor noter mi olmak istiyorsun yoksa ressam mı olmak istiyorsun? Leonardo da diyor ki ben ressam olmak istiyorum. Peki emin misin diyor yani yetenekli misin yapabilir misin? Leonardo da yaparım diyor. Ben hani kesinlikle bunu istiyorum yani bunu yapmak istiyorum. Bu şekilde karşısına alıp o yaşta o küçük yaşta şey bir seçim yaptırıyor yani aslında Leonardo'ya. O da kendinden gayet emin bir şekilde ben sanatçı olacağım diyor yani. Sonra Leonardo artık Verrocchio'nun atölyesinde hem yaşamaya hem de çalışmaya başlıyor. Ve 1468 yılında işte çırak olarak onun stüdyosuna giriyor. Bu arada bu atölyelere o dönem işlik deniliyormuş. Bunu da yine kitapta okudum. Ve işlikler bizim şu an bildiğimiz sanat atölyeleri gibi değilmiş. Daha çok böyle şey gibi hem ressamlık hem heykeltıraşlık hem işte mühendislik, nalbantlık, marangozluk böyle birçok alan yani kimya bile hani aklınıza gelebilecek bütün sanat işlerinde eğitimler aldıkları, yeri geliyor işte atölyeyi temizliyorlar o işlikte yaşayan ve çalışanlar hani sanatçılar. Yeri geliyor işte hep birlikte boyalarla ilgili bir şeyler öğreniyorlar, optikle ilgili bir şeyler öğreniyorlar, marangozluk falan. Ya yani her türlü aklınıza gelebilecek her türlü zanaatla ilgili hem eğitimler aldıkları hem de bir şeyler ürettikleri bir atölye hayal edin. Yani böyle çok yönlü çalışılıyor aslında orada. Hani bildiğimiz sadece işte böyle tablo yapıp satma üzerine değil yani. Böyle bir yerde yetişiyor. Ve şöyleymiş, işliklerdeki sanatçılar, Leonardo'nun çalıştığı Verrocchio'nun atölyesi de buna dahil, bir resim ya da bir tablo üzerinde ya da bir çalışma üzerinde birden fazla sanatçı aynı anda çalışıyor. Ve genelde hani bir zanaat olduğu için ve bir para karşılığında satıldığı için üzerinde bir imza, isim vesaire olmuyor. Yani Verrocchio'nun atölyesinden çıkan eserlerin çoğunda aslında Leonardo'nun da ilk dönemlerde hani parmağı var ama biz bilmiyoruz. Sonrasında kendi kişisel şahsi eserlerini hani daha çok biliyoruz işte bunu Leonardo yaptı şeklinde. Ama onun öncesinde de çok fazla eserde aslında Leonardo'nun etkisi var yani. Floransa o dönem çok zaten sanat sanat bir yer yani böyle. Daha önce yine Michelangelo videosunda da bahsetmiştim. Medici diye bir aileden söz etmiştim. Mediciler o dönem Floransa'nın aslında sanatsal devrimin başkenti olmasının
sebebi gibi bir şey yani sağlayıcısı diyebiliriz. Hem bankacılar hem işte yönetimdeler, sanatla çok fazla ilgililer ve sanata destek oluyorlar. Bu sayede de Floransa'da çok büyük etkinlikleri var ve sanat baya baya ilerliyor ve önü açılıyor aslında. Onun öncesinde bu kadar şey değilmiş yani daha çok marangozluk gibi görülürmüş. Medicilerin yönetime geçmesiyle Floransa bu kadar sanat konusunda kendisine hani alan açabiliyor. Hatta şöyle bir detay var. Birçok tarihçi diyor ki eğer Floransa'da o dönem Medicilerin yönetimi olmasaydı Rönesans Floransa'da hiç başlamamış olurdu. Onlar sayesinde öyle politik ve kültürel bir çevre oluştu ki Leonardo, işte Botticelli, Michelangelo gibi isimler potansiyellerini tamamıyla gösterebildiler. Hani ve değeri bilinen sanatçılar olabildiler. Bu gerçekten çok önemli bir detay bence. Şimdi Verrocchio'nun yanında Leonardo çırak olarak çalışmaya başladığı dönemlerde bayağı bir sanat eseri üzerinde çalışıyor dedik. Aynı zamanda şöyle de bir şey varmış. İşte bir heykel yapılıyor atıyorum. O heykel yapılırken bunun modelliğini de yapıyormuş oradaki sanatçılar ve hatta Leonardo'nun bir tane bronz heykeli modellediği söyleniyor. Verrocchio'nun yaptığı bir bronz heykeli. Onu da ben koyacağım buraya zaten. Orada çocukluğunda nasıl göründüğünü aslında birazcık anlayabiliriz. Böyle kıvırcık saçlı, cılız sıska bir çocukmuş muhtemelen. Şimdi 1472'lere geldiğimizde artık Leonardo böyle 20'li yaşlarındayken tebliğ yapmaya başlıyor. Tebliğ de kendisini tek başına tamamladığı ilk eser olduğu söyleniyor. Yani onun ilk solo painting'i aslında tebliğ ve bunu tamamlaması 3 senesini almış. 1473 civarlarında da Leonardo Ressamlar Lojası'nın bir üyesi oluyor. Babası da ona kendisi için bir atölye sunuyor. Ama buna rağmen Leonardo bu atölye teklifini reddedip Verrocchio'nun yanında bir süre daha kalmak istiyor. Babası da bu arada şey gibi değil, Michelangelo'nun ailesi gibi değil. Leonardo birazcık daha o dönem hani böyle soylu, zengin diyebileceğimiz bir şeyde, konumda ve durumda yani öyle söyleyeyim. Ama bunları hiçbir şekilde şey yapmıyor, yani kullanmıyor. Verrocchio'nun yanında kalmaya devam ediyor. Leonardo 1476'da sodomiden yargılanıyor. Kendisi dışında 3 tane gençle birlikte. Bağlantılarını kullanarak hani bundan kurtulduğu da söyleniyor. Ama kanıt yetersizliğinden dolayı salınıyor yani suçlar düşüyor bir süre sonra. Leonardo'nun ilerleyen dönemde kendisiyle birlikte hem yaşayan hem de onun çıraklığını yapan iki tane öğrencisi olacak. İşte Salai, Salai de onun kendi taktığı bir isim, ondan da bahsedeceğim birazdan. Ve Melzi. Bu ikisini hatta birçok resminde model olarak kullandığı da söylenir. Bunlarla böyle çok çok yakın bir ilişkisi var Leonardo'nun. Samimiler yani. Hatta Salai ile ilgili sonradan yayınlanan defterlerinde de bayağı bir not bulunuyor zaten. 1478'de Ginevra de Benci'nin çizimini tamamlıyor. Bu resim şu an Washington DC'de Ulusal Sanat Galerisi'nde sergileniyor. Leonardo'nun Amerika'da kamuoyunun göz önündeki tek tablosu. Onun dışındakilerin hepsi Avrupa'da. Aynı sene içinde yani 1478'de artık Leonardo bireysel çalışmalarını yapmaya başlıyor. Yani artık Verrocchio'nun atölyesinden yavaş yavaş bağını koparıyor, öyle söyleyebiliriz. 1480'lerde ise meşhur defterlerini oluşturmaya başlıyor. Bu arada bu defterler Leonardo öldükten sonra yayınlanıyor. Yani yaşadığı dönemde o defterler hiçbir şekilde halkın okuyabileceği şekilde onlara ulaşmıyor. Öldükten sonra bulunuyor ve bizim haberimiz oluyor birçok tasarımından, birçok icadından. Hani birçok eserini yarım bırakıyor, birçok işini yarım bırakıyor. Her şeyi kolaylıkla hani bitirebilen birisi değil demiştik. Ama şöyle bir şeyi var, özelliği var. İnanılmaz not tutuyormuş, çok düzenli not tutuyormuş ve böyle deli gibi hani şey her şeyi not alırmış yani. 13 bin sayfalık notlar ve çizimlerden oluşan bu arada defterleri, eserleri. Ve bunların birçoğu zaten günümüze kadar hani ulaşamıyor. Leonardo'nun kendi çizimleri ve yazılarıyla şu anda ulaşabileceğimiz bazı bölümler var. Leonardo'nun Defterleri diye bir kitap yine alabilirsiniz eğer ilginiz varsa. Bu kitapta bu arada daha çok böyle çizimle ilgili şeyler var, notlar var. İşte iyi bir perspektif nasıl oluşturulur, çizim nasıl yapılır, gözlem nasıl yapılır falan gibi böyle Leonardo'nun kendi notları falan var yani. İlginiz varsa alabilirsiniz. Zaten öyle baştan sona roman gibi okuyacağınız bir kitap değil bu. Hani notlara bakacağınız, böyle sanata ilginiz varsa belki çizimleri gözden geçireceğiniz bir kitap. Ben tavsiye ederim. Açıkçası bende var. Hani böyle ne zaman ilham almak istesem açıp baktığım bir şeydir yani. Çok severim. Bu notlar burada öldükten sonra en az tabloları ve eserleri kadar ünlü oluyor ve çok değerli. 1994'te Bill Gates, Leonardo'nun bu defterlerinden, bu şeylerinden, notlarından 30 milyon doların üzerinde bir para karşılığında 36 sayfalık bilimsel teorilerini
ve notlarını yazdığı defterlerini alıyor Leonardo'nun. Kendi kişisel hayatıyla ilgili de bu arada nadiren notlar yazıyormuş defterlerine. Bir takım notlarından yine böyle aralarda hani kıyıp köşede kalan bir takım notlarından böyle 28-30 yaşlarında falan depresif bir ruh halinde olduğunu anlayabiliyoruz. İnsanların zihninde herhangi bir onu bırakmadan bu çaresiz günlerin bitmesi bizim için bir zevk. Çünkü çaresizliğimizi ölçebilecek araçlarımız yok demiş. Bir yerde de şöyle yazmış, nasıl yaşayacağımı öğrendiğimi sanıyorken nasıl öleceğimi öğreniyordum. Aslında onun da iç dünyası belki de çok depresif, çok fazla böyle kendince zorluklar yaşayan ve farklı ruh halleri deneyimleyen bir yapıya sahip yani. Ama biz bunun çok az bir yansımasını görebiliyoruz. Bir de yazmış mesela, büyük acılar çekmeden kusursuz armağanlara ulaşılamaz. Leonardo diyor, 1481'de Floransa'daki Scopeto'daki San Donato'nun Agustinian rahipleri tarafından sipariş veriliyor. Maggi'nin hayranlığı. Ancak ertesi yıl tabloyu yarım bırakarak Milano'ya gidiyor. 1670'ten beri Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde bulunuyormuş bu. Bu Adoration of the Magi aslında Meryem ve bebek İsa'nın etrafında toplanan insanların İsa'yı gördükleri anın tasviri. Ve Epifani'nin evrensel karakterini yansıtıyor aslında bu tablo. Doğu Hristiyan geleneğinde Teofani olarak da bilinen Epifani, müneccimlerin ziyaretini, İsa'nın vaftizini, İsa'nın doğuşunun tezahürü aslında. Ve bu Epifani herkese hitap eden bir şey. Bu nedenle de Meryem Ana'nın çevresinde farklı kültürlerden bir kalabalık görüyoruz bu resimde. Bu arada ben şeyden bahsetmedim, şu an aklıma geliyor. Verrocchio'nun atölyesinde tamamlanan eser var. Bahsetmedim. Bu da aslında çok önemli bir detay. Konuşurken arada unuttum. Şu an aklıma geliyor. Bir bölümü Verrocchio tarafından yapılmış bir eser bu. Leonardo soldaki meleği ve arka plandaki bazı detayları yapıyor. Hani dedim ya, Verrocchio'nun fırçasını kırıp attığına dair bir söylentiler var diye. O işte şöyle oluyor. Kitapta böyle okudum ben. İsa'nın vaftizi tablosu bitiyor. Soldaki meleği yapmış Leonardo ve arka plandaki bazı detayları işte. Çoğu Leonardo'nun meleğinin Verrocchio'nun tekniğinin çok çok daha ötesinde olduğunu, onu çok geride bıraktığını ve ondan çok çok daha güzel olduğunu söylüyor. Hatta bir gün tablonun karşısında dururken bir arkadaşı, hatta onun da adı Lorenzo'ydu galiba. Leonardo yanında duruyor işte tablonun, arkadaşı da orada duruyor, tabloya bakıyor. Ve diyor ki, Leonardo diyor, senin meleğin Verrocchio'nunkinden daha güzel. Leonardo duymuyor. Bir kez daha, bir kez daha, en sonunda bağırıyor. Diyor, Leonardo sana söylüyorum, senin meleğin diyor Verrocchio'nunkinden çok daha güzel. Sonra tam o esnada Verrocchio'nun kapıdan içeri girdiğini, bunu duyduğunu, işte tabloya baktığını ve sonrasında elindeki fırçayı kırıp attığını hani söyleyen birkaç böyle şey var. Ne kadar doğrudur bilemiyorum ama işte burada şeyi vurgulamak istiyorlar. Hani o dönemde, o genç yaşlarında bile aslında ustasını geçecek artık hani aşamaya gelmiş oluyor Leonardo. Böyle de bir anı var. Bunu atladığım için sonradan direkt hemen geri dönmek istedim. Ne demiştik? Epifani'den bahsettik işte, şey, Adoration of the Magi'den bahsettik. Bu eserde dedik ya, hani herkese hitap ediyor. Ben zaten buraya da koyacağım onu. Meryem Ana'nın çevresinde farklı kültürlerden bir kalabalık var. Her kesimden, her kültürden. Hatta İncil'de Matta 2:11'de şöyle anlatılıyor. Burayı ben okuyacağım. Eve girdiklerinde çocuğu annesi Meryem'le birlikte gördüler. Diz çöktüler ve ona saygı gösterdiler. Sonra hazine sandıklarını açıp ona altın hediyeler sundular. Buhur ve mür. Ve rüyalarında Herodes'in yanına dönmemeleri konusunda uyarılınca başka bir yoldan kendi ülkelerine doğru yola çıktılar. Bu resmi tamamlayamamış bu arada. Yine aynı sene 1481'de Milano Dükü'ne bir mektup yazıyor Leonardo. Bu mektupta sanatsal yeteneklerinden hiç bahsetmiyor. Sadece mektubun sonunda böyle hani sanatta da iyiyim aslında gibi bir dipnot düşüyor yani. Onun dışında hep böyle savunma alanındaki tasarımlarından ve fikirlerinden bahsediyor. Taşınabilir köprüleri yapabileceğinden söz ediyor. Işığı çok güzel işte manipüle edebileceğinden ve optikte iyi olduğundan bahsediyor. Bir savaş için inanılmaz önemli olabilecek şeylerden bahsediyor. Diyor ki mesela, bir tane mancınık fikrim var diyor, ondan söz ediyor. Nehirlerin altından geçebilecek gizli geçitlerden bahsediyor. Deniz savaşları için işte hem savunmada hem saldırıda kullanabileceğimiz bir sürü işte aletler var falan diyor bu mektupta. Ya böyle neler neler yani. Ve mektubun sonlarında heykelcilik ve çizim yapabileceğinden söz ediyor dediğim gibi. Bu hatta tarihin ilk CV'si olarak da söz edilir Leonardo'nun yazdığı bu mektuptan. Şimdi bu mektubu yazdıktan sonra 1482'de Leonardo Floransa'dan Milano'ya taşınıyor.
gerçekten Milano Dükü'ne yazdığı mektuptan sonra. Ama tabii bir ordu mühendisi olarak değil de sanatçı, müzisyen ve tiyatro prodüktörü olarak. Yetenekli bir müzisyen bu arada. Lira da Brachio adında kemana benzeyen bir enstrüman çalıyormuş Leonardo. Ve Milano mahkemesinde performans sergileyip hatta bir de üstüne insanlara bu enstrümanı nasıl çalacağı hakkında böyle eğitimler falan veriyormuş. İleri hayatında hatta kendi enstrümanlarını da tasarlamış bu arada. Viola Organista diye bir enstrüman tasarlamış. Aynı zamanda da tiyatro prodüktörü olarak kostümleri falan tasarlamak için de çalışıyormuş. Yani gerçekten hani minimum 3 tane alanda çalışıyor yani aynı anda. Yaratıcılığın bir tezahürü gibi gerçekten adam. Bu arada Leonardo kuşlara inanılmaz ilgi duyuyormuş. Onları böyle çok detaylı inceliyormuş. Özellikle uçmayla ilgili çok fazla böyle şeyleri varmış. Hani takıntı seviyesinde yani. Kuşların nasıl uçtuklarını düşünüyormuş, onları izliyormuş, bununla ilgili çizimler yapıyormuş falan. 1483'te Kayalıkların Bakiresi eserini yapıyor. Bazen Kayalıkların Madonnası da deniliyor bu arada bunu. Leonardo'nun aynı kompozisyona sahip iki tane tablosunun adı aslında. Birinci ve ikinci versiyon olarak geçiyor bu Kayalıkların Madonnası. Şöyle genellikle birinci versiyon olarak kabul edilen yani ilk yaptığı versiyon ikincisinden daha eski olanı Paris'teki Louvre'da asılı. Diğer yeni versiyonunu ise 1508'de tamamlamış. Hatta birisiyle birlikte yapmışlar bunu. Ambrogio de Predis ile birlikte yapmışlar tek başına değil. Bu versiyonda yine Londra'da Ulusal Sanat Galerisi'nde sergileniyormuş. 1485 civarında Leonardo bir tasarım yapıyor ve bunun ilk paraşüt olduğu söyleniyor. Bu tasarım bir piramit şeklinde, bir tane işte resim var defterinde, bir tane böyle piramit şeklinde bir resim, bir tane de adam var altında ve bu uçan piramit bu adamı taşıyor. Birçok insan bunun çalışmayacağını düşünüyor. Hani bu şekilde olmaz, çalışmaz diye hani konuşuyorlar. Ancak tam böyle 2000'li yıllarda Adrien Nicolas adında bir adam bu paraşütü tasarlıyor ve tam olarak o dönemki sahip olunan işte malzemeleri kullanarak yani o dönem ne varsa onu kullanarak hani günümüz teknolojisiyle değil de ve tam Leonardo'nun tasvirine uygun bir şekilde tasarlıyor ve gerçekten de çalışıyor bu. Yani 15. yüzyılın sonlarında kullanılabilecek materyalleri bularak bir paraşüt yapıyor öyle söyleyeyim. Bütün icatlarını ve çizimlerini ben burada anlatmaya kalksam muhtemelen şey böyle hani kesin bir 3 saat 4 saat falan sürebilir bu video yani. Mesela 500 yıl önce Leonardo helikopter tasarlamış. Yani inanılmaz bir deha gerçekten. Mekanik biliyor, akışkanlar biliyor, anatomi biliyor, matematik biliyor, çizim yapıyor. Ya gerçekten hani bilmediği bir alan varsa lütfen yazın çünkü ben bulamadım. Böyle kimya falan demeyin bu arada çünkü optik de biliyor. İşte boyaların karışımları ile ilgili falan da böyle bayağı şeyleri var, notları falan var. Yani gerçekten eline atmadığı bir alan yok galiba. Müzik, işte tiyatro, yani ben bulamadım. Gerçekten bunu hani üzerinde düşündüm ve aklıma gelmedi yani. Modern tankların prototipi olduğu düşünülen tasarımları var Leonardo'nun. Yani 15. yüzyılın devrimcisi diyebiliriz bence kendisine. Gelelim Vasari'ye. Vasari'den daha önce bahsetmiştim. Bu sanatçıların hikayeleri kitabını da referans alacağımı söylemiştim. O da kendisi de 16. yüzyılın bir başka hezarfanı bu arada. Hem ressam, hem mimar, hem tarihçi, hem de yazar kendisi. Da Vinci'nin de arkadaşı bu arada ve Da Vinci'den çok böyle şey bahsediyor. Gerçekten hayranlıkla bahsediyor yani. Diyor ki Leonardo sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda kaslı vücudu, güzel görünüşü ve tarzıyla da olağanüstü bir bireydi diyor. Hatta birçok insan Leonardo'yu dinlemekten böyle çok keyif alırmış. Yani hani bugünlerde böyle çok konuşulan aura denilen bir kavram var ya hani bazı insanların aurası işte çok iyidir, size çok iyi gelirler. İşte ne olursa olsun yanlarında durmak, onları dinlemek istersiniz, sabaha kadar dinlersiniz falan öyle bir adammış. Yani insana huzur veren bir sesi ve şeyi duruşu varmış yani Leonardo'nun. Ve Vasari de sürekli bundan bahseder. Ve şey demiş, varlığı sıkıntılı ruhlara huzur verirdi. Yani böyle birisiymiş hani. Michelangelo'nun aksine çok arkadaşı da varmış bu arada. Ama şundan da bahsetmek istiyorum. Leonardo'nun evet çok arkadaşı var, çevresi geniş. Hani insanlarla böyle sohbet ediyor, çok kalabalık masalara oturuyor vesaire ama yine de yalnızlığına kıymet veren, yalnız kalmayı da hani değerli bulan, hatta bununla ilgili notları da var defterine yazdığı. Ve buna da böyle şey yapan, hani kendi bireyselliğini de bozmadan insanların içinde olan birisi. Onu da söyleyeyim ya. İnanılmaz böyle sosyal falan da değil. Aslında tam ikisinin ortası dengede yani. Böyle 1488'lerde falan artık Leonardo'nun defterlerinde anatomiyle ilgili çalışmalarını görmeye başlıyoruz.
Onun için bir takıntı haline geliyor bu arada bu anatomi çalışmaları. Zaten çoğunuz duymuşsunuzdur böyle işte cesetler üzerinde falan çalıştığını. Yalnızca bilimsel açıdan değil, sanatsal açıdan da kendisini geliştirmek için gizlice böyle cesetleri falan şey yapıyor, hani çalıyor ve onların üzerinde anatomi çalışıyor. Amacı resimlerini olabildiğince gerçekçi yapmak. Zaten gerçeğe takıntılı bir adam. Zaten notlarının çoğunda, arkadaşlarıyla konuşmalarının çoğunda, özellikle böyle işte dinle ilgili falan konular da açıldığında hep şey diyor. Benim görevim hani gerçeğe yakın olanı yansıtmak. Ben gerçeği arıyorum. İşte ya sürekli böyle gerçeklikle ilgili şeylerde vurgularda bulunuyor yani kendisi. O yüzden de gözlem konusunda inanılmaz iyi zaten. Hep her şeyin böyle en ilk nedenine falan ulaşmaya çalışıyor. Çağının gerçekten en meraklı ve tutkulu insanlarından birisi Leonardo. Her hafta öğrenmek istediği şeylerin böyle upuzun bir listesini yapıyormuş. Ya yani böyle bir checklist düşünün, hani sorular işte gökyüzü neden mavidirden başlayıp birçok şey, yani bir ağaç kakanın işte diline kadar giden sorular. Yani ağaç kakanların dilini sorguluyorsunuz, hani öyle düşünün. Onun merakı gerçekten Leonardo'yu sürekli keşfetmeye ve entelektüel anlamda gelişmeye iten bir unsur diyebiliriz. Bu arada kendisi bir vejetaryen, kesinlikle et yemiyormuş. Hatta şöyle de bir detay var. O zamanlar hayvan pazarlarına gidip parayla işte kafeslerdeki kuşları satın alıp onları salıyormuş, özgürlüğüne kavuşturuyormuş. Yani zaten kuşları çok sevdiğini söylemiştim. Asla hayvan eti yemiyor, deri kıyafetler giymiyor. Ölü bir hayvanın derisini giymek istemediğini de söylüyor yani. Şöyle de dikkatinizi çekeyim. Bu adam bir sürü savaş makinesi de tasarlamış bir adam aynı zamanda. Tabii icatların hiçbiri o dönem hayata geçmiyor. Hem dönemin çok ilerisinde teknikleri olduğu için, hem de böyle şey yani ya bir tasarım tam anlamıyla bitmeden bir diğerine geçiyor hani merakı sebebiyle. 1489'da Leonardo mimarlıkla ilgilenmeye başlıyor ve Milano'yu tamamen yeniden tasarlayan bir takım planlar yapıyor. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Baya böyle baştan sona her detayıyla şey yapıyor, şehri yeniden, yani resmen yeni bir Milano tasarlıyor yani. Ve işte şeye kadar düşünüyor arkadaşlar, hastalıkların yayılmasını nasıl önleyebiliriz? İşte araçların yolda kolay gitmesini nasıl sağlayabiliriz? Hani nehirlerin böyle akış yönüne kadar falan düşünüyor yani. Şeyi bile düşünmüş, spiral merdivenlerle işte yer altına inen yapılar falan var şehirde. Yani böyle bir hani zihin. Baya baya bir şehir nasıl olmalı noktasında her detayı düşünerek yeniden bir Milano tasarlıyor. Aynı sene yani 1489'da Ludovico Sforza, Francesco Sforza'nın yani Milano'nun bir önceki Milano dükünün at üstünde bir bronz heykelini yapmasını istiyor Leonardo'dan. Baya baya da bir bronz kullanılacak bunun için. Hatta bununla ilgili ben şey de gördüm, okudum daha doğrusu. O dönem işte şey Lorenzo çağırıyor Leonardo'yu yanına. Diyor ki işte böyle böyle hani dük senden, Milano dükü senden böyle bir büyük bir heykel yapmanı hani istiyor. Yani sen yapabilir misin? Galiba o referans oluyor Milano düküne. Hani Leonardo'ya referans oluyor. İşte diyor ki ama bak bitireceksin bu eseri falan, bitirebilir misin? Ve bayağı zorluyor yani, ünü daha o zamanlarda şey olmuş böyle hani bir şeyleri bitiremeyişiyle ilgili. Herkes bir görüş sahibi ki zorluyor yani Leonardo'yu, bayağı bak bitireceksin ama değil mi falan diye. Ve Leonardo gerçekten bayağı da şey yapıyor, sahipleniyor bu işi. Defterinde falan bayağı baştan sona her detayıyla şey var, çizimler falan var. Böyle devasa bir bronz heykel, at üstünde bir bronz heykel nasıl yaparım şeklinde. Bunun üzerine bayağı çalışıyor, bayağı bir alt çizimleri, skeçleri falan yapıyor. Sonrasında şöyle bu heykel tasarlamasına rağmen bu Ludovico Sforza dediğim adam 66 tonluk bir bronzu üvey kardeşine veriyor. Neden? Çünkü bir Fransız istilasından şehri savunmasını istiyor. O yüzden hani bu kadar bronzu verdiği için de bu heykel hiçbir zaman tamamlanamıyor yani. Hatta başlanmıyor bile. 1490'lara geldiğimizde, ay burayı çok seviyorum, Leonardo artık Vitruvian Man çizimini yapıyor. Bu Vitruvian Man'i zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Resim iç içe geçmiş bir daire, hani bir karenin ortasına çizilmiş. Böyle uzuvları açık ve kapalı pozisyonda üst üste geçen bir erkeği betimliyor. Bu çizim ve yanındaki notlar sıklıkla böyle altın oran kanunu falan olarak da anılıyor hatta, bilirsiniz. Venedik'te sergileniyor şu anda bu. Ve Leonardo'nun insan formu ve evren arasındaki kutsal bağını açıklayışı aslında bu eser. Bu çizim Leonardo'dan 1500 yıl önce doğan Romalı bir mimar, mühendis ve yazar Vitruvius'un sözlerine dayanan bir çizim aslında. Bu Vitruvius bir adamın muazzam biçimde bir daire içine oturtulmasıyla tanrısallığı ve kareyle ise dünyayı temsilinden bahsediyor.
Ve Leonardo bu yazıya göre mükemmel insanı tasvir etmeye, görselleştirmeye çalışıyor. Aslında bu antik çağlarda oluşan bir fikrin temsili değil mi? Böyle insanın evrenin minyatür bir simgesi olduğu düşüncesi. Yani işte makrokozmosun içindeki mikrokozmos. Bu arada bu çizimi gerçekleştirme girişiminde bulunan tek kişi de Leonardo değil aslında. Onun arkadaşlarından birisi de muhtemelen Leonardo'nun çiziminden daha önce hatta kendi Vitruvius Man'ini yapmış zaten. Birçok kişi Leonardo'nun mükemmel insanının Vitruvian Man'in neredeyse bir self portre olabileceğini söylüyor bu arada. Yani o Vitruvius'taki o adamın Leonardo'nun kendisi olduğunu söyleyen çok fazla kişi var. Merkezde gördüğümüz o işte uzun kıvırcık saçları ve kaslı yapısıyla aslında dönemin Leonardo'sunun görünümüne benziyormuş. 1490'da Caprotti işte takma adı Salaio olarak biliniyor. Küçük şeytan Leonardo ile yaşamaya başlıyor. Salaio takma adını zaten Leonardo veriyor ona. Ve şey küçük şeytan demek yani. O dönem Leonardo 40 yaşındayken Salaio henüz daha 10 yaşında. Ama tabii şey hani genç bir sanatçının böyle kendisinden yaşça büyük birinin yanında hani çalışması, eğitim alması zaten hali hazırda normal karşılanan bir durum. Gerçekten çok çok yakın bir bağları var aralarında. Hatta böyle Salaie'nin işte kabahatlerini falan sıralamış şeyine, defterine, notlarını yazmış. Onun bir hırsız olduğundan bahsetmiş işte yalancı demiş falan böyle. Salaie'nin kabahatleri diye böyle bayağı liste yapmış yani. Tüm bunlara rağmen ona çok bağlı ve çok hani 30 sene boyunca Leonardo Salaie ile aynı evi paylaşıyorlar yani. Leonardo ölene kadar. Daha şöyle Leonardo'nun birçok çizimi, birçok tablosunun aslında Salaie olduğu düşünülüyor. Saint John the Baptist 1513-1516 ve Bacchus 1510-1515 arası bu iki eser bize Salaie'nin görünümü hakkında bilgi veriyor zaten ikisi de birbirine çok benziyorlar bu arada. 1491'de Leonardo bir teleskop tasarlıyor arkadaşlar. Şaşırdık mı? Hayır. Defterinde çizim için şöyle söylüyor. It was to magnify the moon yani ayı büyütmek için diyor. Ve burada düzgün bir büyütme için gerekli olan cam kalınlığından falan bahsetmiş. Ya adam şimdi optikçi çıktı demiştim zaten optikte çalışmış diye. Genelde astronomiye olan katkısı bilinmiyor Leonardo'nun. Bakın işte Galileo'dan 100 sene önce bir teleskop tasarlamış yani. 1492'de Leonardo Lady with an Ermine tablosunu tamamlıyor ve Milano Dükü'nün karısı bu arada bu tabloda. 1494'te Fransa Kralı 8. Charles İtalya'ya saldırıyor. Ve Milano gibi şehir devletleri bu savaşa giriyor, girmek zorunda kalıyorlar. Bu işte hani dedim ya 66 tonluk bir bronzu işte üvey kardeşine verdi Milano Dükü. O yüzden de işte bu at üstündeki bronz, devasa bronz heykel tamamlanamadı diye. İşte bu savaş o savaş yani. Hani o bronzun gitmesine sebep olan savaş. 1495'te de Leonardo son akşam yemeğini, The Last Supper'ı çizmeye başlıyor. Milano'daki Santa Maria delle Grazie manastırının yemekhanesindeki bir duvara yapacak bu resmi. İlk başta şöyle, şimdi bu duvara yağlı boya kullanması aslında tavsiye edilmeyen bir şey. Çünkü hani kalıcılığı falan olmuyor yağlı boyanın. Hani duvarda kullanılması tavsiye edilmiyor. Ama şöyle Leonardo diyor ki hani benim bununla ilgili kendi geliştirdiğim bir yöntem var ve bunun tutacağına inanıyorum. O yüzden de yine de yağlı boya kullanmak istiyor yani. İşte burada bu son akşam yemeğinde İsa'nın 12 havariyle son akşam hani yemeği sahnesini özellikle de İsa'nın havarilerinden birisinin kendisine ihanet edeceğini duyurmasından sonraki anı temsil ediyor bu resim. Zaten en ünlü şeylerinden birisi Mona Lisa ile birlikte. Mona Lisa'ya da geleceğim bu arada biraz sonlarda o. İşte dediğim gibi daha çok yağ bazlı çizimler yapıyor. Duvarları boyamak için de daha çok şey kullanılıyor böyle hani sulu, akrilik ya da işte fresk gibi şeyler kullanılıyor. Ama yağlı boya kullanmak da diretiyor Leonardo. Yalnız işte tamamlanmasının bir 20 sene falan kadar ardından resim soğumaya başlıyor. Ne yazık ki Leonardo'nun hani tekniği burada şey olmuyor, hani kalıcı olmuyor maalesef. Tabii sonrasında yıllar içinde bayağı bir sanatçı restore etmeye çalışıyor bunu. Farklı karışımlar kullanıyorlar, işte yenilemeye çalışıyorlar vesaire. Hatta şöyle de bir detay var. Fransız Devrimi sırasında bu yemekhaneyi Fransızlar cephanelik olarak kullanmışlar. İşte askerler havarilere taşlar atıyorlar, işte gözlerini falan oymuşlar böyle. O duvardaki resmin bayağı içine edilmiş yani. Bayağı saygısızca maalesef. Tam işte İkinci Dünya Savaşı sırasında da bir tane bomba bu yemekhaneyi vuruyor. Ama tam bu işte resmin önünde bir kum torbası çizimin bozulmasını engelliyor bir şekilde. Hani büyük ölçüde hasar almasını engelliyor yani koruyor onu. Neyse ki. Bayağı böyle büyük bir restorasyon çalışması yapılıyor. 78'e başlıyor bu çalışma. Ve burada önceden yapılan restorasyonları da artık hani bertaraf edip
Leonardo'nun orijinal versiyonuna ulaştırmaya çalışıyorlar tamamen hani öyle bir restorasyona girişiyorlar. Onun versiyonunu ortaya çıkartmak için uğraşıyor bayağı bir sanatçı. 1496'larda da Leonardo da Vinci bir tane arkadaşı var işte matematikle ilgili bir kitap yazıyor. Luca Pacioli. Nasıl okunduğundan yine çok emin değilim. Onun kitabının illüstrasyonunu birlikte yapıyorlar. Sonra 1498'lere geldiğimizde uçan makine tasarımlarından birisini test ediyor falan böyle. Demiştim zaten hani uçma konusuna baya böyle takıntılı işte kuşları zaten çok seviyor sürekli gözlemliyor diye. Uçuş konusunda muazzam ilgili böyle ve zamanının çok büyük bir bölümünü bu konu üzerinde çalışarak geçirmiş. O dönemde bu arada bu çok enteresan gelmişti bana. Birçok kişi kuşların uçuşunun bayağı böyle botların su üstünde kalmasıyla aynı mekanizmada olduğunu düşünüyormuş. Yani böyle benzer bir mantık ilişkisi kuruyorlarmış. Ve Leonardo da şey diyormuş hani mesele bu değil yani böyle bir şey yok diyormuş. Yani bunu fark etmiş adam. Ve uçan yaratıkların nasıl uçtuğunu insanlara şey yapmaya uğraşıyormuş. Ve bunun üzerinde kafa yoruyormuş yani. Hani bunun botla su arasında bir ilişkisi yok diyormuş. Yani mezarından çıkıp gelse de gerçekten uçağa falan binsek ya o kadar isterdim ki. Defterlere dediğim gibi o dönem yayınlanmadığı için bunların hepsi Leonardo öldükten sonra öğrenilen şeyler. Yani çok çok sonra ortaya çıkıyor maalesef. Leonardo'nun diş çizimleri var arkadaşlar ve bu diş çizimleri gerçekten çağının çok ötesinde. Ya adamın dahil olmadığı bir tane alan yok. Sürekli bunu söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Yani çünkü hani şaşırmamak elde değil yani. Astronomi, jeoloji falan diyenlere de kızarım bu arada videoyu dinlemedi diye. O dönemlerde Leonardo'ya çok böyle zengin, varlıklı insanlar işte para karşılığında kendilerini çizdirmek ya da işte kendi istedikleri çizimleri yapmak için falan gidiyorlarmış bu arada. Ama Leonardo sadece ilgisini çeken şeylere odaklandığı için bunları reddediyormuş, geri çeviriyormuş. Bu arada tekstil endüstrisini yerinden oynatacak bir makine tasarlamış. Hatta burada şey demiş, ya işte bundan bir sene içinde ne kadar gelir elde edeceğini falan hesaplamış bu makineyle, bu tasarımıyla. Düşünün. Ya yaklaşık günümüzün 6 milyon doları gibi bir rakam bu. Ancak onun için önemli olan entelektüel gelişim, para değil. O yüzden böyle bir hani cihazı yapmaya girişmiyor yani ama böyle de bir tasarımı mevcut. 1499'da Fransa Kralı 12. Louis Milano'yu istila ediyor. Bu adam Leonardo'nun çalışmalarının bayağı büyük bir hayranı ve ona çok saygı duyuyormuş. Ancak Leonardo arkadaşlarıyla birlikte şehri terk etmeye karar veriyor. Önce Venedik'e gidiyorlar. Sonrasında da mühendis olarak iş buluyor Leonardo orada. Ve şöyle bir şey yapıyor. Venedik'i denizden gelebilecek bir istilaya karşı koruyacak hareketli bir barikat sistemi tasarlamak için çalışıyor. Hatta burada su altında insanların nefes almasını sağlayacak bir böyle dalış kıyafeti falan çizimi yapmış. 1502'de Cesare Borgia'nın hizmetine giriyor. Bir savunma, mimar ve mühendisi olarak giriyor burada işe. Ve Alexander'ın gayrimeşru oğlu bu şey Cesare dediğimiz adam. Kendisi bir politikacı ve savaş stratejisti aynı zamanda. Leonardo Cesare'ye çalışırken Imola'nın haritasını çıkarıyor. Bu harita o kadar net ki bugün hala daha şehri navige etmek için kullanılabileceği söyleniyor. O dönemde bu arada haritalar daha çok böyle işte şehrin görkemli eserlerini, görkemli yapılarını falan hani vurgulayarak çizilirmiş. Hani böyle navigasyon amaçlı ya da işte yön bulma amaçlı falan kullanılabilecek yeterlilikte detayda hani böyle lokalize etme şeyinde vurgusunda değilmiş haritalar. Ama ona rağmen Leonardo baya baya şehrin böyle şeyine yani şehir hakkında çok iyi bilgi edinebileceğiniz çok net yönlendiren bir harita yapmış. Ya sanki böyle modern bir uydu haritası mantığıyla yaklaşmış yani çizimine. Tam böyle 1502'de yine bu Cesare için çalışırken Niccolò Machiavelli ile tanışıyorlar Leonardo. Machiavelli bir İtalyan diplomat ve felsefeci, aynı zamanda da yazar. Onu bu arada Prens kitabıyla tanıyanlarınız vardır. Kendisi modern politik felsefe ve bilimin kurucularından kabul edilir zaten. Machiavelli ve Leonardo Arno Nehri'nin yönünü değiştirmek için planlar yapıyorlar. Bunun nedeni de şu, diyorlar ki işte Arno'nun yönünü değiştireceğiz, Pisa'nın denize erişimini keseceğiz ve bu sayede de şey hani savaştan kurtulmuş olacağız yani. Leonardo bayağı jeoloji mühendislik yaklaşımlarıyla çok detaylı planlar yapıyor bununla ilgili. Ve bu o kadar büyük bir proje ki 54 bin tane insanın bunu tamamlamak için çaba harcaması gerektiğini söylüyor Leonardo. Ancak tabii Leonardo'nun planları takip edilmiyor. Sonrasında ne yazık ki proje başarısız oluyor. 1503'te Leonardo Floransa'ya geri dönüyor ve Mona Lisa'yı çizmeye başlıyor.
Hayatının sonuna kadar da tüylerim diken diken oldu şu an. Bu eser üzerinde çalışacak bu arada. Mona Lisa gerçekten insanlık tarihinin en ünlü eserlerinden bir tanesi. Ve bu resmin Lisa del Giocondo olduğu düşünülüyor. Bu da İtalyan soylu bir kadın zaten. Ve Floransa ve Toskana'daki Gerardini ailesinin bir üyesi. Gerardini de soylu bir aile o dönem işte. Bu tablo o kadar büyüleyici bir tablo ki hani nerede olduğunuzdan bağımsız olarak gerçekten Lisa gözleriyle hep sizi takip eder böyle. Zaten bununla da birazcık hani ünlüdür. Aslında ünlenmesi bundan kaynaklı değil, şimdi ondan bahsedeceğim. Ve o esrarengiz gülüşüyle sanki böyle herkese alay edermiş gibi bir şeyi vardır ya, tavrı vardır ya Lisa'nın. Çok gerçekten enteresan bir çizim yani. Burada Leonardo sfumato tekniğini kullanıyor arkadaşlar. Bu sfumato tekniğinin zaten öncüsüdür Leonardo. Ve bu teknikte temelde renkler arasındaki geçişin böyle çok çok yumuşak olduğu bir şey. Hani benimsene böyle bir tekniktir yani. Böyle layer layer, hani zaten sfumato bu arada duman gibi havaya karışıp yok olmak anlamına geliyormuş. İşte senelerce bu resim üzerinde çalışıyor. Sadece Mona Lisa'nın yüzünde 35 kat boya varmış ve bu boyaları bu şekilde böyle dedim ya hani layer layer katman katman ekleyerek aslında böyle geçişleri yumuşatıyor yani ve sfumatosunu güçlendiriyor. Peki neden Mona Lisa bu kadar ünlü? Sfumato tekniği yüzünden mi? Aslında hayır ne yazık ki. Şimdi şöyle, Leonardo öldükten sonra bu tablo Salai'yi yakalıyor. Onun hani dedim ya yanında çalışan Türk şeytan dediği işte Salai diye bir çırağı vardı diye. Salai'de kalıyor bu Mona Lisa. Sonra Salai bu tabloyu Fransa kralına satmış Leonardo öldükten sonra. Ve 1789'a kadar, yani Fransız devrimine kadar bu tablo Fransızlarda kalıyor. Sonrasında Mona Lisa Louvre Müzesi'nde sergileniyor ve halen daha orada. Ama şöyle bir detay var. Bu tablo o kadar popüler değil ilk etapta, tamam mı? 1911'e kadar falan böyle hani normal. Ya evet, Leonardo da Vinci'nin bir ünü var ve Mona Lisa onun bir tablosu. Ama böyle diğer eserleri gibi falan görülüyor yani hani. Tam 1911'de Ağustos ayında Mona Lisa çalınıyor. Ağustos 21'de. Ve neredeyse bir gün boyunca insanlar bu tablonun yok olduğunu fark etmiyorlar. Çalındığını anlamıyorlar yani. 2 seneden fazla bir süre kayıp kalıyor bu tablo. Ve bu yok oluş Mona Lisa'yı inanılmaz derecede ünlü kılan şeylerden bir tanesi. Çünkü çalınmasının öncesinde yalnızca diğer böyle masterpiece'ler gibi bir sanat eseri insanlar için. Sonrasında bu tablonun yok olması ve bu yok oluşa atfedilen böyle garip garip teoriler falan artık böyle bayağı ün kazandırıyor yani Mona Lisa. Gerçekten çok garip teoriler var bu arada. Garip böyle gazete haberleri falan gördüm ben. O kadar ilginç şeylere bağlamışlar ki Mona Lisa tablosunun kaybolmasını, yani bayağı komik. Pablo Picasso'yu bile bu sebepten suçlamışlar bir dönem. Hatta sorgulamışlar falan. Sonrasında ortaya çıkıyor ki Vincenzo Perugia diye bir adammış suçlu. Bu adam bir Louvre çalışanı ve gün içinde tabloyu alıp böyle montun içine saklıyor. İşte akşama kadar saklanıyor. Tam müze çıkışında işte montuna saklı bir şekilde müzeden çıkıyor. Kimse de fark etmiyor. Bu adam İtalyan bir vatansever ve Leonardo'nun eserlerinin İtalyan müzesinde hani sergilenmesi gerektiğini düşünüyor. O yüzden böyle şey yapıyor hani, çalıyor kaçırıyor yani. Sonra tam böyle 2 sene falan sakladıktan sonra sabırsızlık yapıyor. Ve şey yapıyor, o işte Uffizi Galerisi, Floransa'daki galeri, onun direktörüne satmaya çalışıyor bu tabloyu ve tam o esnada da yakalanıyor, fark ediliyor. Bu kişi de bu arada Giovanni Poggi. Sonra işte Louvre'a geri dönmeden önce 2 hafta boyunca falan Uffizi Galerisi'nde sergileniyor bu tablo. 1914'te şey oluyor, hani geri dönüyor yani. 6 ay boyunca hapiste kalmış bu adam. Hapisten çıktıktan sonra da işte bu vatanseverliği yüzünden falan bayağı İtalyanlar tarafından sevilmiş, böyle sayılmış falan. Sonrasını zaten biliyoruz. Louvre Müzesi'ne gelenlerin şu anda %80'i sadece Mona Lisa için geliyormuş, öyle söyleniyor yani. Floransa'da yaşadığı sürede Leonardo yerli bir ünlü haline geliyor. Böyle bayağı o dönem sanatçılar hani dedim ya daha çok marangoz gibi görülüyordu öncesinde. Hani böyle görülürken Leonardo bu kalıbı kıran ilk kişi aslında. Tam böyle 1506'da Milano'ya geri taşınıyor. Bu dönemde de Francesco ile tanışıyor. Lombardiyalı bir aristokratın oğlu Francesco Merzi. Ve Merzi anatomi çalışmalarını şey yapıyor, sürdürüyor. Leonardo'nun öğrencisi oluyor. Ölümüne dek onu takip ediyor. Böyle. Sonra işte Leonardo yerel bir hastanede hastalarla konuşuyor. Onları gözlemliyor. Böyle bayağı 30'un üstünde cesedi falan parçaladığı söyleniyor bu arada.
Ve 240'ın üzerinde de çizimi var insan anatomisiyle ilgili. Çalışmalarını da hiç yayınlamıyor dediğim gibi. O dönem aslında tıpta inanılmaz böyle ilerlemeler kaydedilebileceği söyleniyor. Hani Leonardo eğer bu çalışmalarını anatomiyle ilgili bulduğu şeyleri, detayları falan paylaşsaydı. Hatta beynin iç yapısını haritalandırabilmek için içine böyle sıcak ağda türevi bir şey enjekte etmiş. Ve aslında ilk solidifying medium'u şey yapıyor, buluyor yani, hani katılaştırıcı maddeyi. İnsan duygularına da çok ilgisi varmış. İnsan duygularını da çok yakından inceliyormuş. Hatta şöyle bir şey yapıyormuş. Yüzün hangi bölgesi hangi duyuyu temsil ediyor? Baya böyle bunu düşünmüş yani. Bunu sorgulamış uzunca bir süre. 1513'te Leonardo Roma'ya taşınıyor. Papa'nın kardeşinin daveti üzerine gidiyor oraya. Ve burada Leonardo'nun 60 yaşında self portresini çizdiği söyleniyor. Hani bir tane şey var ya, portre böyle bayağı işte yaşlı kırışıklıkları olan falan. O işte Leonardo'nun self portresi olarak düşünülüyor şu an. 1513-1516 arasında Saint John the Baptist'i çiziyor. 1517'de de Fransa'ya taşınıyor, Fransız kralının misafiri olarak. Leonardo'ya bayağı hayran demiştim ya hani o. İşte bayağı şey, hatta kendi babası da Leonardo'nun çok büyük hayranıymış. Ve kral Leonardo ile çok fazla zaman geçiriyormuş. Artık zaten Leonardo'nun da yaşlılığına geldik, bayağı böyle yaşlı dönemi. Onun öğrenebileceği her şeyi öğrenmek istiyor sürekli Leonardo ile birlikte. Leonardo defterinin sonlarına doğru, hatta bazıları bunun son cümlesi olduğunu falan da söyler, "The soup is getting cold" yazmış. Muhtemelen burada şey detayı var. İşte yaşlanmasına rağmen Fransa'daki o işte şeyde, sarayda hala daha böyle çalışmalarına inanılmaz böyle takıntılıkla ve tutkuyla bağlı ve onlar üzerinde çalışıyor. Ve işte birileri onu hani yemeğe çağırıyorlar, gitmiyor hala, hani bırakamıyor falan ve sürekli ona "The soup is getting cold" diyorlar. 2 Mayıs 1519'da Leonardo ölüyor. Bu an tam böyle 300 yıl sonra bir tane resimle ölümsüzleştiriliyor. Bu resimde şey var, tam işte ölüm yatağında bu kralın kollarında Leonardo. Tabii bu gerçekten böyle mi yaşandı, yoksa işte hani Leonardo tek başına öldü de kral onun kollarında değil miydi falan, bunu bilmiyoruz ama bu şekilde tasvir ediliyor yani. Şimdi dediğim gibi çok fazla alanda, çok fazla çalışması var, işte tasarımı var, eseri var. Ya o kadar çok şey var ki ben hani bunların hepsine zaten değinmem mümkün değil. Zaten çoğu zaman notlarıma bakma ihtiyacı hissettim hani aralarda bir şeyleri kaçırmayayım diye. Umarım güzel olmuştur. Burada Leonardo'nun en kilit özellikleri inanılmaz meraklı olması. Hani her şeyi merak ediyor, her şeye ilgi duyuyor. Ve zaten başından beri söylediğim gibi bu kadar böyle zihninin dağınık olması, eserlerin yarım kalması bence bu merakının bir hani şeyi, tezahürü yani. Sanatın içindeki bilimi, bilimin içindeki sanatı keşfetmek ve beynimizin tamamını kullanabilmek üzerine sürekli hani kendisini geliştirmeye çalışıyor. Yani derdi bu adamın ve dediğim gibi gerçekliğe çok takıntılı. Sürekli ben gerçeği arıyorum diyor zaten. Arkadaşlarıyla konuşmalarında, işte dini felsefi tartışmalarında olsun hani birçok konuda. Bilgiyi deneyimle ispatlamak onun için çok önemli bir şey. Böyle cesetleri hani mezarlarından çıkarmak o dönem hele bir de yasakken, yani çok büyük yaptırımları varken buna cesaret etmek gerçekten her baba yiğidin harcı değil bence yani. Sadece damarların nasıl çalıştığını anlamak için 10 tane cesedi açmak zorunda kalmış hani böyle bir adam. Ben videoyu bitirdim, Leonardo öldü falan ama daha hala geri dönüp dönüp bir şeylerden bahsedesim var. Böylelikle Rönesans serisinin ikinci videosunu da sonlandırmış olduk. Üçüncü videoda Raffaello'dan, hani size ilk videoda bir tablodan bahsetmiştim. Atina okulu tablosunda. Hatta Leonardo ve Michelangelo da var demiştim. Yorumlarda bekliyorum demiştim. Ondan da bahsedeceğim, onun detaylarından bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda Raffaello'yu konuşuyor olacağız. Sonrasında Rönesans serisine hani devam edeceğiz, yani bitmeyecek bu seri. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir içerik olmuştur sizin için. Böyle herkesin Leonardo kadar meraklı olduğu, böyle hayatını tutkularıyla deneyimleyebildiği ve buna fırsat bulabildiği, farklılıkları yüzünden toplumdan dışlanmadığı ve böyle her alanda çalışmalarına saygı gördüğü bir dünyada yaşamak gerçekten benim en büyük hayallerimden bir tanesi olabilir yani. Özellikle böyle bir videoda, böyle bir karakterden konuşmuşken bu dileğimi de söylemesem olmazdı. Umarım 2024 herkes için tutkularının peşinden gidebildiği bir sene olur diyelim. Bilimle ve sanatla kalın. Thank you.